Burada bizim müşterilerimiz, misafirlerimiz var. Ve dışarıdaki desteklerimiz, insanlarımız insan bir talebi var kooperatifimize karşı. Kooperatife geldiklerinde çok yoğun çalışma yaptıkları için aç olduklarını söylüyor. Biz de burada kendilerine yemek hazırladık. Yemek hazırladık, kendimiz yemek yedik. Yemek yiyip kalktıktan sonra misafirimizin arabasının önüne geçerek arabanın plakasını alması ve burası inançlı bir ülke. Nasıl kardeşim burada insanların inançlarına saygısızlık yapıyorsunuz diye arkadaşlarımızın üzerine çirkin kelimeler de ifade ettiğini duyunca ben gittim müdahale ettim. Ben terbiyeli olması gerektiğini, senin inancın sana, herkesin inancı herkese, o arkadaşlar da inançlı ama çalıştıkları için oruç tutmuyorlar. Bu da normal, doğal hakları dediğimde işte ben sizin gibi insanları yok etmek istiyorum diye bana itapta bulundu. Ben de ona şunu söyledim, Muharrem ayını biliyor musunuz, Muharrem ayındaki yaşamları hatırlıyor musunuz diye sorduğumda cevap veremedi. Muharrem'de Kerbela'dan bugüne kadar insanlara nasıl davrandıklarını biz çok iyi biliyoruz. Onun için de bu tür insanların tam Mersin'e kadar sıçrayıp bu şekilde tavır almaları artık bizim ülkemizin gelmiş olduğu durumu ortaya çıkartmaktadır. Ne Kerbela'yı unuttuk, ne Sivas'ı, ne Maraş'ı, ne ülkenin birçok yerinde Alevilere karşı yapılan saldırıları. Bu bir insan sevgisinin dışında tutulan, insanları inançlarından dolayı aynı inançta olmalarına rağmen oruç tutmadığı için o insanlara hakaret boyutuna bırakıp kelimeleri kullanma hakkını kimseye vermiyor. Vatandaşların yoğun tepkisi oldu. 25 kişi toplandı ve polise karşı gerekli kelimeleri kullanarak ondan sonra buradan ayrılıp gitti. Ona şunu söylüyoruz kardeşim. Biz insan sevgisiyle yorulmuşuz. Dünyanın her tarafındaki insanlar bizim kardeşimizdir. Biz insan ayrımı yapmayız. İnsan ayrımı yapmadığımız için dünyaya saygılıyız. Aç insanı doyurmayı bekleriz. İnancın sana ise yüreğinle, kalbinle Tanrı arasında olması gerekirken insanlara sokakta hakaret etme hakkına sahip değildir kimse.